Burada 5. dereceden bir polinom var ve bizden Px polinomu ile ilgili bazı işlemler yapmamızı istiyorlar. Öncelikle gerçel köklerini bulmamız lazım. Ve tabii önce kök ne demek onu hatırlayalım. Kök polinomu 0 yapan x değerleri demek. O halde Px bu x değerlerinde 0'a eşit olacak öyle değil mi? px'i sıfıra eşitleyen x değerlerine polinomun kökleri deniliyor ve biz bunların içinde, bu köklerin içinde reel olanları, gerçel olanları bulacağız. Çünkü ileride göreceksiniz polinomları reel olmayan yani imajiner kökleri de var. Yapmamız gereken ikinci şey polinomun x eksenini kaç defa kestiğini bulmak. Ve bu soruya cevap verirken polinomun x eksenini tekil reel köklerinin sayısı kadar kestiğini göreceğiz. Bunun neden böyle olduğunu merak ediyorsanız, Hemen size şöyle bir rastgele bir polinom çizeyim. Bunlar x ve y eksenleri. Bu da polinomumuz. Peki bana bu noktada ne olduğunu, neler olduğunu söyleyebilir misiniz? Polinomun grafiğine bakarsak buradaki x değerinde Px'in 0'a eşit olacağını, yani bu x değerinin polinomun köklerinden biri olacağını söyleyebiliriz öyle değil mi? Polinom bu noktada sıfıra eşit olduğu için köklerden biri bu. Diğer kökler burada ve bu. x ekseni üzerindeyken y değeri sıfır olacağı için fonksiyon yani polinom y eşittir px de sıfıra eşit olur şeklinde özetleyebiliriz. Bu noktalar tabii ki bu polinom için değil, burada rastgele çizdiğim px için geçerli. Polinomu sıfır yapan x değerlerinde polinom x eksenini keser. Az önce de söylediğim gibi x eksenini kaç defa kesmemiz gerektiğini bulurken polinomun kaç tane reel kökü olduğuna bakacağız. Bu bilgiden faydalanacağız. Ve son olarak bir de bu polinomun x eksenini kestiği noktaların en küçüğünü bulmamızı istemişler. Peki, bulalım. Px'i 0 yapan değerleri bulmak için Px'i 0'a eşitlememiz gerekiyor. Evet, buradaki denklemi çözüp polinomu 0 yapan x değerlerinin hangileri olduğunu bulmamız lazım. Bu denkleme baktığımızda terimlerin hepsi x'e bölünebildiği için önce bu ifadeyi x parantezine alalım. x çarpı x üzeri 4 artı 9x kare eksi 2x kare eksi 18 eşittir 0. Paranteze aldıktan sonra ya da almadan önce ya da paranteze alırken üçüncü dereceden ya da burada ikinci dereceden ikişer tane terim olduğunu siz de tahminen fark ettiniz. Bu iki terimi birbiriyle birbirleriyle toplamak her ne kadar son derece yerinde bir hareket gibi görünse de bu terimleri bu şekilde vermelerinin bir ipucu olduğunu düşünüp ortadaki terimi ikiye ayırıp birinci ve ikinci terimi birlikte, üçüncü ve dördüncü terimde birlikte değerlendirip çarpanlarını ayırmaya çalışabiliriz gelin deneyelim. Yapalım, deneyelim. Ne dediğimi tam olarak anlatamamış olabilirim o yüzden gelin söylediklerimi uygulamayı deneyelim. Bu iki terimi birlikte değerlendirince x kare parantezine alabileceğim düşünüyorum. x kare çarpı x üzeri 4'ü x kareye bölünce geriye x kare kalır. Burada da 9. Bu ikisini de mesela eksi 2 parantezine alabiliriz. Değil mi? Eksi 2 çarpı x kare artı 9. Ve artık ifadenin bu kısmında x kare artı 9 parantezine alabiliyoruz. Evet, bu iki terime x kare artı 9 parantezine alınca, x, şöyle büyük bir parantez açalım, x kare artı 9 çarpı x kare eksi 2. Burada çok fazla boşluk bırakmışım. Bunu silersem daha iyi olacak. Parantezi de kapadık. Güzel. Aslına bakarsanız daha basit görünsün diye şu yeşil parantezleri de silelim. Bu arada tüm bunları yapmamın sebebi şu. Bu ifadeyi böyle birbirinin çarpımı olan terimler haline getirdiğim zaman bu çarpımın 0 eşit olması için terimlerden herhangi birinin 0 olması gerekir mantığını kullanabileceğimizi göstermek. Bunu göstermek istedim. Bu terim tamamen çarpanlarına ayrılmış durumda. Reel kökleri açısından düşündüğümüz için bunun da tamamen çarpanlarına ayrılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ama bununla ilgili hala bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu bir kareler farkına benziyor. 2 kök 2'nin karesi şeklinde düşünürsek, bu arada bunların hepsinin sıfıra eşit olduklarını da ekleyeyim. Bunun için eşittir işaretlerini de ekleyelim. X çarpı x kare artı 9 çarpı bunu da x artı karekök 2 çarpı x eksi karekök 2 olarak yazıyorum. Tüm bunun sıfıra eşit olmasını istiyorduk. Bu terimlerden herhangi biri sıfır olursa bu çarpım da sıfır olur öyle değil mi? Mesela x sıfıra eşitken bu ifade de sıfıra eşit olur. oldukça açık ve net. Sırada x kare artı 9 var. x kare artı 9'u sıfıra eşitlersek, iki taraftan 9 çıkarınca x kare eşittir eksi 9 olur. Ve bu da bu terimin reel bir çözümü olmadığı anlamına gelir. Buraya yazalım reel çözüm yok. İmajiner çözümleri vardır ama reel çözümleri yok. Peki x kare artı kök 2 sıfıra eşit olabilir mi? İki taraftan kare kök 2 çıkarırsak, x eşittir eksi kare kök 2 olur. Olmadı. Ve son olarak x eksi kare kök 2 sıfıra eşit olabilir mi? Tabii ki. İki tarafa da kare kök 2 ekleyelim. x karekök 2 olunca bu ifade 0'a eşit olur. İşte bu kadar. Polinomu 0 yapan x değerlerinin hangileri olduğunu bulduk. x 0'a eşit olunca yani p 0, 0'dır. p eksi karekök 2 ve p karekök 2 de 0'a eşittir. Polinomun kökleri yani polinomu 0 yapan değerler 0, eksi karekök 2 ve karekök 2. Bu noktalar aynı zamanda polinomun x eksenini kestiği noktaları oldukları için polinomun x eksenini 3 defa kestiğini de söyleyebiliriz. Peki son olarak bana bu kesim noktalarının hangisinin en küçük olduğunu söyleyin. Tabii ki eksi karekök 2. Bu arada bu x kareli 2 terimi ayrı ayrı değerlendirmek yerine birbiriyle toplayıp polinomu gruplama yapmadan da çarpanlarını ayırabilirsiniz. Hatta bence bunu kendi kendinize deneyin. Ben de bu arada bulduğum sonuç mantıklı mı diye polinomu sıfır yapan değerlerin x ekseni kesim noktaları olup olmadığını görmek için Wolfram Alpha'ya gidip polinomun grafiğini çizdirince böyle bir şey çıktı. Beşinci dereceden bir polinom gördüğünüzde bu beş kökten bazılarının imajiner olabileceğini unutmayın. Mesela bu örnekteki 5. dereceden denklemin 3 tane gerçel kökü var. İmajiner köklerden daha sonra daha detaylıca bahsedeceğiz ama size ilginç bir konuyu hatırlatayım. Bu imajiner kökler eşlenik çiftler şeklinde gelirler. Yani eğer 5 tane reel kökümüz çıkmasaydı bir sonraki olasılık 3 reel kök olacaktı. 3 reel kök çıkmasaydı da bir tane reel kök olacaktı. Gördüğünüz gibi, buradaki 3 reel kök fonksiyonu 0 yapan değerler ve aynı zamanda da polinomun x eksenini kestiği noktalar.